Sakın 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 ha. Yaklaşmayın. Sakın 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 ha. Yaklaşmayın Çıkmayın ya, arkadaşlar. Sak Ciddi olmayın. <laughs> Ciddi sakın, bir NBA programı sakın. ya. Arı bir İnanmayın siz ona. Giriyor muyuz? Girdik mi? Bir, hayır. Giriyoruz. <laughs> bir, <sana> iki. <laughs> Nasıl bu kadar aygın bakış? NBA Show Time'a <laughs> Hoş geldiniz. Deniz'im bu ne fitlik ne hoşluk ve bu, e, bu ceket yani 90'lar kırmızı kara <laughs> İlhan Başkanlar, rahmetliden mi Dünlüler çıkma hangi topar. gardırop bu? Chicago White Sox'ın alternatif renkli <laughs> forması var. Retro. Yeah. White Get Sox sevgisinden Ar geliyor. Ar ben retro. Gençler Birliği'ne gittim. Gençler Birliği bu renk mi? Tabii. En beyazı güzel, da vardır. En güzel Zonguldak renkli. Zonguldak spor oğlum bu. En güzel Karabik renkli. Bile. En güzel renkli Anadolu spor kulübümüz hangisi? En güzel Anadolu, renkli. Evet. Yani Hayır, bak Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ayrı bırakıyorum. Onun dışındakilerde en güzel renkimiz hangi <laughs> renkler? Ordu mu? Ordu. Ordu biraz Fiorentina'dır, hoştur. Ordu, ordu sporun renklerine bakabilir miyim? İzleyenlerimize de soruyorum. Logo Ana da katalım işin içine. Çünkü Evet, Evet, logo da. E, Ordu spor renkli ha çok şık tabi çok çekici renkleri var Anıl Bey bir Bolu spor yazabilir miyiz giresun Spor'dan giresun spor. spor yeşili ne kadar güzel bir yeşil ben bu logoyu çok seviyorum aşırı sade bir logo abi tam Aa. eski futbol kulübü logo logosu Aa. yani Ay çok 1890'da güzel. kurulmuş kulüp logosu bol harika harika Tamam peki Urfa spor bakabilir miyim <gülüyor> tamam. Coğrafya öğreceksiniz illa. Ay o bu ne kadar güzel logolar ya. Burası önce dedin ki siz erkeklerin dedi mesela 5 tane beyaz tişörtünüz var. Gardırobu açtınız. Aa 3'e inmiş. Evet. 5'ten 3'e nasıl iniyor? Hayır yırtılıyor. Belki yani. arada yapıyoruz. E, ya da, e, da elin bir saldırıya mı uğradın? Yırtılıyor. Siz yağlı yemek yerken dikkatli olmuyorsunuz aralarda. Üzerinizde yağ sıçrıyor. Sonra onu yıkamaya atıyorsun. Sonra o yağ iyice işliyor. Barbar ona. stereotipi. Şey, kınıyoruz. Bu stereotip yani. <laughs> erkekler yemek yemeyi bilmiyor dedi az önce Deniz Aksoy. Hiç öyle bir şey demedim. Yani karşına 5 milyar nüfuslu hiç bir camiaydı. Şey, hiç öyle evet. bir şey. Arkadaşlar hiç öyle bir şey demedim. Ben senin sanki... camianın da %99.9'unda <laughs> erkeklerde oluştu ben emin gibiyim. Ya onlar beni siz beni biliyorsunuz. Böyle bir şey der miyim? Demedim. Demedim. Ben diyorum ki tamam o zaman daha yani samimi bir şeyler mi söyleyeyim? Samimiyete çok geçiyorum. Samimi son... değil Acayip samimiydin de şimdi ama Daha da senin oluyor. Şık samimiydim. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtün aşk yaparken yırtılabilir. Ölüyorum Sen senin için diye böyle. Sen yaparken veya hut sana yapılırken. Ölüyorum senin için diye açıyor falan bağırıyor. Ama yine de o tişörtün yırtılması aşk yaptığımızın garantisini vermez. Çünkü aşk yapmadan önce yapılan bir eylem olabilir yırtmak. Ya da Umut Sarıkaya'nın böyle bir karikatürü vardır. Böyle hortumla şurasını çektirmek. o yakışır abim ve tarz. Hani tişörtlerin paramparça bir intiba yaratmak için yapılabilir. Anlamadım. Apayrı bir konu. Sarıkaya evet. Bu arada Deniz Aksoy'da 300 bin oldu. O camiada gitgide büyüyor. <laughs> Kuşbaz kardeşlerimiz. Teşekkürler. ama Allah bana bir şey gelmedi. Size gelen giden var mı? E, dün gece çok çirkin bir DM aldım bu ah. arada. Ben aralarda bakıyorum ya yani. Ve yabancı bir arkadaş arkadaş değil, arkadaşım değil olamaz. E, çok bel altı bir DM. Peki Fatih Hoca gibi iştirak ettin mi bu teklifi? Hayır, yani söyleyeyim evet, mi? mi? Söylemeyeyim. Çok kötü. Özel şey. söyle çok çok belaltı çok artı 60 yani 18 bile değil. <laughs> adam yani adam her artı şey 60 mı? <laughs> Hayır. Hayır, diyen üslubu yani hani her şey yaşamış, <laughs> bitirmiş de öyle bir hani öyle bir Peki Aslında. ağabey artı 60 mı? Ha. ha. Ağabey değil. Hayır. Çok yani. Bu, ben öyle bir hayal gücü nasıl insanlara var? Fake çapkın diye mi aldım Hı? yoksa? <gülüyor> hani, <gülüyor> ya, ben şöyle yaptım böyle. <laughs> yaptım ya, evet <fakedim> ya. Şöyle <laughs> evet, evet, bu... işte, ha, sen ciddi misin? Evet, şöyle... Peki e, karşındaki insan sana onu kendisini sana bir lütufmuş gibi de sundu değil mi? Bu evet yani, işte. Yani, işte, yani, yani, işte yani, çok, yani, çok fake Fake çapkın diye mi almışsın geçmiş olsun kardeşim. Erkekleri o kadar iyi tanıyorsun ki abi. Erkeği bir de senden dinlemek istiyor. Havlayan köpek ısırmaz abi. Köpekleri da yeterli. Oo. Yakınız yani. Ben bir, bir sorum var benim. Soruyorum. Size bunu sordum ama programda konuşalım bunu dedim. Biz kadınlar hepimiz internetten alışveriş yapmasak bile ay hangi elbise güzel işte Melisa ay işte şu elbise mi güzel ve size az önce söyledim şu siyahımı alayım beyaz elbiseyi mi alayım bir tane T. nokta nokta diye bir web sitesi var. Sponsor olursanız neden olmasın? Ee, web sitesinden gösterdim ya size. Şunu mu alsam bunu mu alsam diye. Sizde böyle boş vakitlerinizde o siteden başka siteden işte Ayş Ali veya işte Yiğit birbirinize. Mavi mavi rengini mi alayım bu polonun yoksa yeşil rengini mi alayım? Yoksa bu açık yeşil mi alayım? <laughs> Hala <laughs> hiç alakası yok. Ya ben böyle Öm, bir şey hayatımda fark, görmedim. Ömür hayatımda. Farklı demografiden arkadaşlarının herhangi hiçbirinin çıkıp abi şunu mu alsam dediğini duymadım. Çok iyi bir noktadan geldi ya. Gileksiz Niye geçiyoruz oğlum? Biz ne Bilekiz geçen şöyle bir şey oldu. Can Yıldırım'la tesadüfen bir AVM'de bir <laughs> yere girdim. boş gibi. Bu mu bu mu dedim. Bu dedi Ay, iyi dedim. Diğerini aldım çıktım bu arada. Yani bu... Bu, bayağı Baya e, duyarlı bile davranmışlar. Bu <laughs> maksimum yani. Ötesine Sen ne alarsın lan Gofik? <laughs> Sektörü konuştu. <laughs> Peki neden öylesiniz ve neden erkek soyunma kabinleri boş oluyor genelde e, şu mağazalarda? Yani denemiyorsunuz Hepimiz birlikte soyunuyoruz. 6-7 kişi varsa <laughs> evet. tek kabine dalıyoruz. Diğer 5 kabin bomboş. Şöyle ortam et. Işıklar da orada çok terletebiliyor ya hani giyinme hava Havada ısınıyor nefes aldığımız için. Hep birlikte bir kabinde oluyor. orada <laughs> daha şey yakın Şakayı bir ortam. Şakayı bitiriyorum öteriz. resmi olarak. Tamam o zaman siz de öyle hani onu mu lacivertimi alayım yoksa e, zümrüt yeşili mi falan birbirinize sormuyoruz. <laughs> zümrüt yeşili. <Olur. gülüyor> zümrüt yeşili ne olduğunu bile bilmiyoruz biz çoğumuz. Soruyorum yorumlardan <laughs> zümrüt, zümrüt ya, yeşili tamam. nedir bilen var mı? Peki kot paçalarında sizin için önemli midir? Dar paça, bol paça, ismar paça. Kesin. Regular Her kesin. Her şeyin ortası çok iyi. Regular, ayran, regular. Evet. Şöyle şunu tercih ediyorum ben de. Tamam aynı zaten. Geçen hafta aynı. Peki beyaz tişörte önem veriyor musunuz? Mesela bazı beyaz tişörtlerim bende de oluyor sende de oluyor sararıyor. Hani o işte terlemede gün içerisinde de evet. deodorant parfüm vesaire bir şey. Hani bazı yerleri sarı, sarılaşıyor ya onları hani yıkamada da çıkmıyor artık. Eskidiğini düşündüğünüzde başka bir beyaz tişört alır mısınız hemen? Elbette ben. Bu çok ince bir detay çünkü. Yani çekiyor. bunu tabii ki alırız. Denizin tamam. biz. Tamam, kıyafetler hakkında konuşmuyoruz da Terlekeleriyle <laughs> gezmemeye çalışıyoruz yani genel olarak de yani. Eski eşyaları abi. Tek bir tişörtle gezmiyoruz. Tamam. Ya best, <laughs> çok bir kültürdür demeyeceğim ama kötü hale gelen herhangi bir ürün yerine hemen onun ikamesini adeta oraya koymak... Tabii ki yani sureti yırtık şeyleri giymemeye çalışırız tamam. ama fark etmediğimiz daha çok oluyordur. Dur. Çünkü aynada o kadar uzun incelemiyoruz ama eve geldik. Hı <laughs> Ee, onun kötü olduğunu fark ettik Ya yani bir arkadaşımız bize güzelce söyledi. Ali bana söyledi. İçim yaklaştı bana doğru bir vakti bana bir dokundu. tişörtünü yırtılın işte. şey olmuyor yani. Bir konu açacağım da hani derler ya bir laf ağzından çıkana kadar o senin kölendir. Sonra evet. sen onun kölesi olursun diye. Evet. Şimdi normal bir güne uyandın. İşe gideceksin. Yayınım var. Normal günün donu bellidir. Ya don tercih yaparsın. Ya yani bunu bugün bunu giyeceğim. Nasıl olsa bugün bugün Abi, sadece anladım. hani spider manli donu olan insanların giymediği günden bahsediyorsun. Ha. <laughs> Ve fakat kader ağlarını ördü. Tarih senden yana. Ama evet. o dönem single bir insansın. onu zaten <laughs> birinci... Ve donum kötü. Ya P314 kabul edilmiştir. Single <gülüyor> hikayesi. <gülüyor> tamam kötü bir don giydim o gün. Kötü bir don. Yani aşk yapma elverişli bir don değil. Tamam. Ama bunun çok da farkında değilsin. Ama aşk... Don... Ee, Lafı mı olur? Lafı mı olur? İyi de... Bu don bal girip... Hurra diye yani bu işin... Evet. evet devam et sen. Devam et güzel dedi. Baktın donun kondisyonu da iyi değil. <laughs> Yok yani hani yırtık da bir de. Allah ne yapmasın o donu. Tamam. <laughs> evet. Nasıl bir yöntem tercih edersin bundan? Ya Şu an hızlıca düştüm. Bir jenerik bir, senaryo bir serbe bana. Serbest düşüş yaşayarak yani düşündüm. <laughs> e, e, kot olduğunu varsayarım altında. Kotumu da geç çıkardım. Ve ikisini bir anda sıyırdığım bir e, senaryo <laughs> yapmaya çalışırım bir şey de yırtık say yedik. Hani <laughs> başka şekilde tease ederek orayı hızlı geçelim. Tamam. Şimdiki nesiller bu adamı adam diyor ama gelecek nesiller muhtemelen atam diyecekler. O kadar o kadar ufuk açıcı ki. Burada. <laughs> yani. Ama Tek seferde iyi, iyi bir fikir asıl bu Asıl bence burada verebilecek nasihat şu olabilir arkadaşlar. Sabahları giydiğimiz dona dikkat, dikkat edelim. Tarih kuşunun kimin başına konacağı belli olmuyor hayatta yani. yani <laughs> anlarda oluyor ya iyi şeyler kuş deme. hep. Kuş deme. Sizden gelenler mi? Sizden gelenler. Yorumlarımıza giriyoruz. Kuş dedik. Yorumları okumadan önce size bir komu spot... Komu. <gülüyor> Albert <laughs> Komu. Ben demin <laughs> Kamus yani pati. kuş deyip başka bir hayvan diyemediğim için demin kat yedim. Ben ya, ya, karşı... 10 dakika düşüşü hayır, bir yaşıyorum biz konuştuk. Hayır lütfen ya, çok hayır, iyi başardık. Hayır sen sakın al sen bulsun sen bulsun. Tamam sağ olun. Uyuz çok yaygın. Rica ediyorum aldığınız yeni aldığınız işte Zara'dan Mango'dan bilmemden Elsie aldığınız şeylerin hepsini balkonda bir gün ya bir 12 saat boyunca bekletin o uyuz çıksın. Çok dikkat edin uyuz var. Ben bir dönem uyuz olduğumu düşünmüşüm ama uyuz değilmişim. Gerçekten uyuz var. Şeklinde çok enteresan bir stres yaşamıştın. Hemen yaşamıştım. bekletip yıka. Deniz'im senin verdiğin bilgiye kesinlikle itimadım tam. Ama Türkiye'de iki şey doğduğumdan beri hep devam ediyor. Bir, uyuz çok yaygınmış. 30 yıldır uyuz çok yaygınmış diyorlar. İki, çok kritik bir dönemdeyiz. Bu dönem geçsin sonra siyaset konuşuruz. Yani. Çok milli birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu dönem yapmayın. Bu, bu ikisinin hiç bittiğini görmedim. Uyuz hep yaygın. Deni, evet, doğru denir. Bana da denk gelmedi vallahi. Maşallah maşallah. Çok da ters olaydır bu arada. Bir iki arkadaşım evet, yani. oldu. Hı hı. Bit, bitmiyor abi. Evet. Psikolojini alt üst eden bir şey yani. Evet, dikkat edelim onlara. Ha? Reaktif turşu. Reaktif turşu. <laughs> turşu. Reaktif turşu. Ay ne kadar tatlı beyefendinin fotoğrafı. İnşallah kimse Ali Kanoviç'e DM'den kuşunu yollamaz. 58 ay kalmış bu yorum. <laughs> gelmedi. Papağan olarak mı? Ben, biz papağan konuştuk ya. Ha, herkes papağan zanneder ama genelde muhabbet kuşu tarzı. Ben ben öyle bekliyordum. Yok, öyle bir şey de gelmedi. Tamam, okey. Sağ olsun insanlar. Ben yollayayım mı istiyorsun? Işte. sen kuşun var mı? Var tabi. Evde. Ama kafesli evet. diye diyebiliyorum. Ya kafesli diyebiliyorum. Allah'ım <laughs> Deniz... ya ya. Bir simülasyon <gülüyor> olsa <gülüyor> ilkokullu bir erkek olarak yaşamak isterdin. <laughs> Şunu konuyu kanırtmandan onu anladım hani diğerlerini bulileyen, zorbalayan, bilmeyen çocuklara fişpiriz, kuş esprileri yapan <laughs> bir erkek çocuk olmak ister miydin? İsterdim. ister. Ben bu arada bir gün erkek kılığında yaşamak isterdim. Geçen dedin ya hatta evet. En sizde bir gün erkek olarak bir tam 24 saat geçirmek isterim. Dedim. İsterim dedi. sabahtan sabahtan diğer sabaha kadar. Her şeyi yapmak isterim sizinle. Erkek olarak mı? Tabii ki erkek olarak. Ben biraz gerildim. Erkek yani uyanacağız işte gözümüz çapaklı kahvemizi içeceğiz. Sonra duş Bu duşa geleceğiz. Bu Erkek stereotipi nedir? Belki prenses bir erkek ve çapak asla yapmıyor uyanırken. Nasıl yapmıyor? Belki çok kel abi gibi. <laughs> Belki sıçmıyor ne <laughs> <öyle gülüyor> yani? <gülüyor> <Bir> <gülüyor> erkek <gülüyor> var <gülüyor> ve pembe <laughs> sıçıyor ya. Nereden biliyorsun? <laughs> Yok artık ya. Hayır öyle değil. Siz sizle yaşamak yani öyle olmayacaktır. Sizle yaşamak çok rahat olacaktır. Erkekliğimi. Oy. <laughs> <laughs> Sanırım biz de başka bir rolde olacağız. Bu konuyu geçelim mi? Tamam yani, ben geçelim. Gerildim. Deniz Hanım geçmişte <laughs> Ali yani gerildi bir şey diyemiyor <laughs> <laughs> Korhan Uzun 91-93. Deniz Hanım geçmişteki toksik ilişkileri sebebiyle sanırım hiç etkilenmemiş şekerden. <laughs> Korhan Bey ince görmüş. Korhan Bey haklısınız. Gerçekten toxic waste'den asla. Aa, Murat abi gibi söyledim toxic'i. Toksik Toxic waste'den asla etkilenmedim. Çiğnedim ve tükürdüm. Çiğnedim ve tükürdüm. Çünkü biliyorum o tadı. Wow, Topladın eşyaları ve onu düşünmedin. Benim evet. soyadımın Serdar evet. En popüler yanlış yazılışı bu olabilir. Ali Kanoviç. <laughs> Mert BHC. Allah kimseye Ali Kanoviç şansı vermesin. Deniz Aksoy'un omza girecekken kendini Yiğit Tezcan'ın dudakları arasında buldu. <laughs> Bir kere evet, Mert Bey adına. sizi teessüf ediyorum. Böyle Giri öyle omza benim bir hamlem yok. Sadece oh. öper misin sorusuna öperim, öperim şekilde cevap verdim ben ama öperim demeyeceğiz o zaman. Aksiyonu... Ne niye öp öpeceksiniz tabii ki. biz öpebiliriz birbirimizi biz arkadaşız. <laughs> aynı tekrar tekrar girmemizi ister misin? Ben aynı <laughs> müthiş 86'lıyım şeklinde başlandı diyaloğu yapayım mı? Geçen hafta dün gibi aklımda çünkü. <laughs> Hayır, çok güzeldi ama geçen hafta. Evet. O sekansımız çok güzeldi. Harikaydı. Ben seni öptüm, sen Ali'yi öptün. Herkes birbirine sevgi verdi. Biz ben Biz. bir yorumu yoruma çok üzüldüm diyor ki beyefendi Deniz Hanım diyor benim diyor kendi kimse yok ki yanımda öpebileceğim kendimi öpüyorum diyor çok tatlısınız benden de size bir öpücük geldi malimsin gibi mi Allah <laughs> o neydi hatırlat Baş bana ver. ha tamam okay tıp tarihine geçen bir enteresan bir iddia. diye ha. neydi Bülent Uygun televizyondaki yani. seyircilerle tokalaştı İzleyelim. mükemmel. Televizyondaki seyirci ne demek ya? Bekle. Geliyor. Ha. <laughs> tamam şu an. <laughs> Abi Mourinho var ya kudurmuştur evde. Ben bunu nasıl kaptırdım? <laughs> Who's this guy? Who's this guy? A Turkish guy. Bülent Uygun. Sivas Spor'un antrenörü öyle değil mi? Evet. gol evet. kralı. Tamam Asker öyle mi? Asker Bülent. Asker Bülent. Neden? Açıkçası. Asker selam verirdi. Or Ordu milli takımında falan oynadı. Askere gitmişti. Çok gol attığı dönemde Fenerbahçe'de o yüzden. Hmm, okay. Başarılı bir teknik e, direktör mü? Sivas'taki Tabii. galiba üçüncü dönemi ve ilk dönemi de şampiyonluğa oynatmıştı. Bir Aslında siz, takımımız. Sivas efsanesi denebilir ya. Dojaket. Ee, Doja Cat. Doja Cat'in yediği şey. Bu Türkiye'ye falan geldi ben sana söyleyeyim. Doja Anladım. Cat nedir? Kedi mi? Ne bu? Doja... <laughs> Biri pardon. <dedi. gülüyor> Shit. Doja Cat şey. Burasına Dilara <laughs> Fındıkoğlu yazan. Dilara Fındıkoğlu, Dilar Fındıkoğlu. yazdı ya Türk dizaynerı. Türk mü? Hayır işte. Şu an çok kafam karıştı. Bu bir sosyal medya personası değil mi? Doja, Doja Cat. bir evet. şarkıcı. Let me be your woman. Woman, woman, Tamam onu görmüş. Efendim, daha me önce tutuyorum. Evet. Evet. Kayakuzma'ya benziyor hatta. Kayakuzma'ya benziyor. Ciddi benziyor. Cilvinye'ye de benziyor eski evet. Iskanteple. Bu geçici değil mi? Yani Diler Fındıkoğlu. Dilara Fındıkoğlu geçiciydi tabii ki. Cipsten çıkan gibi böyle. Şimdi Tavuk, pilav ve yoğurt yiyor Doja Cat. Bunu Dilara Hanım öğretti bence. Ya bu genel bir zaten e, bodybuilding ki... beslenme biçimi değil mi? Öyle mi? Standart. Tabii bence standart bir öğün. Abi, Porsiyon tavuk, ufak. Pilav ayran değil midir bu? Şimdi insanlar diyecek ki ayran yoğurt. Çalkala geç. Evet. Ama aynı materyal değil farklı bir yüzey. Ben Bu, bu bana mantıksız geldi bu tabak. Evet. Hmm. Biraz karabiberi çok eksik ya geldi çok kuru. Evet, Karabiber, ruhut, biriş, badem, ya. kavrulmuş badem üstüne, Karabiber biraz şehriye, mi? biraz nohut. We'll never, never. Bundan evet. nasıl bir malzeme çıkarmalıyız? Hangi malzemeyi mi çıkarmalıyız Evet. Taraftan? Ben çıkaramadım bir şey. Ben şu şunu, şunu yaparım eğer bana soracak olursan. Öncelikle her zaten her şeyi baştan yaparım da tavuğu biraz böyle güzel tereyağı koyarım tavaya. Tavuğu orada Haşlamış biraz kavururum. Ama. Kavururum. Haşlasın da yani. Biraz tereyağında kavrur, kavururum. Üzerine pul biber, karabiber. Pilavı zaten tereyağında şehriyeli, nohutlu yaparım. Yoğurdu da alırım. Ayran şeklinde şeyden geçiririm. Ya blenderden geçiririm. Ya çatal su, tuz karıştırırım. Anıl Twitter'dan DM geldi. Canlı, canlı şayet oldum. Mesajlar... Ne geldi aynen. O Gülümseme değil mi? Mesaj... Kimler mesaj geldi sana. Murat abi yazıyor. Murat Murat Hayır oğlum ben WhatsApp demiyorum. Twitter'a mesajlar kutusu yandı Şu bir anda. Ya. Ben buradan haliyle tavuğu çıkartırım. Yoğurt Relaksin. pilavımı da aslan gibi. Yersin. Sen canım. Ben yoğurdu çıkartırım. Pilavı çıkartırım ben. Aa. Yemem pilavı. Yoğurtlu tavuk mu yiyeceksin? Bu arada tavuk. Abi yoğurt tavuk. tavuk. Hayır Ağda yoğurdu evet hayran bilmiyorum ya. Aşağıya yorumlara. Doja ne yaptın sen ya? Bilemem Bu Doja ben. nereliydi ya? Peki Doja Cat afiyet olsun. Ama İstanbul'da bunun alasını yersin. Tavuk pilav ve ayran. Ah canım. Bu haberi sen okur musun Ali? Teoman. Atılgan Pet Shop. <laughs> Atılgan Pet Shop'un orada. Bir tanesi bizim kurtuluştadır. Bu Cihangir'deki. Atılgan Pet Shop reklam oldu. Olsun. Olsun. Pet Artık. Shop'lar yani eğer iyileştiriyorsa hayvanları. 3-4 kilo kısırlı. Pet Shop... Veteriner satmıyorsa ve iyileştirmiyor öyle. değil. Öyle olur mu? İyi yani iyileştiriyorsa mama satıyorsa. Bu bunlar insanların cancel edileceği semtler öyle bir şey yapamaz. Ha, tamam. Teoman üst üste. Hayatımın geri kalanının en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat bu planımı bozmazsa manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım. Çok güzel. Plan ne acaba? Plana sadık kal. Evlilik ve çoluk çocuk bence. Ben canını sıkmamak temalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu <laughs> aralar bir tık sıktım artık hiç sıkmayacağım tarzı bir plandır. Ne sen ne yapardın? Senin planın ne olurdu? Teoman gibi rock starsın ve öyle bir öyle hayat... Öyleyim zaten. Evet. Harika. Harika. Bilmem bir planım olmazdı. Hayır yani ama bu yaştasın çok da uzak değilim o yaştan. Kaç yaşında Teoman? Teoman sen iki katı yaşındadır neredeyse. 60 yaşında. <laughs> ya, Teoman 80 yaşında mı? 56 yaşında. Evet. 18 yaş var. Evet. Binden. Ne an. yaparsın? Teoman'sın. Cihangir'de çok güzel bir evim var. Boğaz'ı görüyorsun. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ee, hayatında... Motiv çok zor gibi görünüyor değil mi? Hayatında yani her şey... Güvendiğin dostların var. Rakı masan hazır. Çok güzel. Her şey yolunda. Mahallelisin. Herkes tanıyorsun. Şarkıların yoldan yürürken 10 yerde duyuyorsun. yazdığını söylüyorsun. Geçtiğimiz günlerde bir zenginlik tanımı duydum. 40'lı yaşlarda bir şahıs bunu söyleyen. "Bugünden itibaren hiç çalışmasam ölene kadar rakı içecek param var." demiş. Güzel tanım. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Teoman'ın herhalde bir 400 vardır. yıl falan içecek parası vardır. Vardır. Yani bence bu arada zaten manalı bir hayat yaşamış oldu sonuç olarak müzik sanatsa liste başı olan şarkıları falan oldu zaten. Aynen hani, öyle, doğru. Dolu bir hayat bu. Hani evet. benimki daha boş şahsen bilmiyorum. Hayır. Hayır. Yani hayır. bayağı başarılı bir hayat. Evet. Ama ben onun demeye çalıştığı şeyin ne olduğu konusunda en ufak bir fikir kuramadım. Bence çok evlilik bir ve yüklemedim. çocuk. Yok. Ne no mu? Niye? 56 yaşına kadar evlenmemiş adam. He bir o yani orayı da bir göreyim. Tamam evliliği var ya. Geçmişte var çocuğu mi? da var. Aa. Tabii aa. ki canım. A -a. Hayattaki hedefin ne deniz? Bu eksende onu sormak isterim. Önce sen. Zeyno, sonra... Zeyno Zeyno. Ee, benim Koma hayattaki için. hedefim yani standartlarımın altına düşmemek açıkçası, mutluluğumun altına düşmemek, sağlığım, şifam yerimde olsun. Mutluluk ne? Yani sevdiklerimle birlikte güzel bir hayat, sağlıklı bir şekilde. S senin nedir? Hiç çalışmamayı çok isterdim. İstediğim vakit hiç çalışmamak sen. lüksü yok ben. Hani yani kendi öyle... işinin patronu olmak gibi. Ama zaten gelmişim, Sana ne de parklandım. çalışıyor. Ziyaretime mi geleceğinde oturuyor. Yok ya, şöyle dediğim gibi. Kalp ben sizi bulurum yazıyor. Müthiş bir müthiş, ekonomik müthiş. özgürlük isterdim. Evet. Yani örnek veriyorum. Bu se bu seneyi pas geçiyorum kardeşim. Bu sene evet. ben... Çalışmayayım, mahallelerdeyim hmm. falan gibi. Bir yere gitmemek gerek yok. Kurtuluşta olayım. <laughs> Kafama göre yürüyeyim Maçka Parkı. Teoman'la Hünkar'ın oradan inelim aşağı. <laughs> Parkta oturayım iki tane havayı ise <laughs> <laughs> atayım. Ama bunu ne kadar döndürebilirsin dersen herhalde iki aydan fazla döndüremem. Ya ben Ali'ninkine benzer. E ben bir alternatif bir tık daha uçta olacağım. Rahatsız edilmemeyi isterim. Rahat bırakılmayı isterim ben. Evet İdealim doğru. o şekilde yaşamaya çalışıyorum. Doğru. Daha Sen uzak. Öylesin. Daha şey evet. Ama benzer yani. Ali ile de seninkine de benzer. Ha. Evet. Aslında iki, hep üçümüzün de söylediği şey mutlu, huzur, huzur. Mutlu, huzur ama bunları yapmak için de en önemli şey sağlıklı olmak lazım. Evet. Evet, elimizin ayağımızın tutması lazım yani. İki yıllık keş istiyorum ben hayattan. Aa, ben Tam de. nereye başvuruluyor bilmiyorum ama. Ben de. Cimer'e yazılıyor. İki yıllık. Yüz bin dolar. istiyorum yani. Abi dün eski televoleleri izliyorum. Nereden buldun? Youtube'da var. Hülya Avşar. Bana da atsana. Hülya Avşar imza edelim. gününe gitmiş. İmza gününe gittiği kişiyi söylüyorum. Yürüme engelli şair Gülbüz Papağan. Gerçekleri biri değil değil mi bu? Gerçek olduğunu düşünüyorum ben. Televizyonu böyle yani tamam mı? Kesinlikle sizi diyorum. Suat Kaya havuzda namaz kıldı geçen. <laughs> Havuzun içinde çok iyi yapıyor bu arada acayip. İbrahim Erkal Erzurum spor sezon açılışında oteli bastı kampı. Yani çok güzel televizyonculuk. Vallahi inanılmaz güzel ya. Ekrem İmamoğlu'nun, sayın Ekrem İmamoğlu'nun Instagram'da koyduğu bir video. Ama burada dikkatleri çeken şey alttaki müzik. Gelsin bakalım. <laughs> Ya Bülent Uygun geliyor him. oğlum alttan. Bunlar kimin akılları ya? Selim dedi bu. Diğer ufak olanlar herhalde. <laughs> Başkanı pişiriyor yazmış ha. Let him cook. İyi geldi ya. Çok iyi geldi. Ba evet. Gerçekten iyi geldi. Çok iyi geldi. Yani bunu böyle duygular yaşatabilmek insanlara önemli değil mi? Let him cook. Yani. Let him cook now. Let him. I said let him cook. E tabii şimdi siyaset camiasında da epey bir trash talk olan Aman. ve sıfırdan zirveye çıktığımız bir camia ya. Bütün Hı -hı. siyasi figürlerimiz her zaman ihtiyaç anında toplumun. Gerekçelerine uygun bir şekilde bir anda belirirler ve çok evet. ıı, ünlenir ve destekçi kazanırlar. Yani tematik olarak aslında uygun olmuş. Bir yer çok ilginç duruyor. <laughs> Ledin Koga yaparken başkanımın masumca el salladığı yer. Orası beni bir kere daha izlesek yine gülerim. Selim'den çıktı bence bu. Yani e, se merhaba. Selim İmamoğlu'ndan çıktı bence bu fikir. kim okay. Ekrem İmamoğlu ne Büyük tamam, tamam, doğru, Her tamam. beş yılda bir. Ee, başkan'a sevgiler buradan. Ah. Dün gece oynanan Miami e, Kaseya Center'daki playoff karşılaşmasında bir gold var. Leo Messi. Hemen saate kilitlendim. Ne saat evet. Patek ben... Filip Philippe Aquanut çok güzel saattir. Ne kadardır? 150 kağıdı var. 150 bin dolar. Yani TL. Peso olacak hali yok aşkım. Senin evet. saat merakın var mı? Var, severim. O zaman hayatındaki şeylere saati de ekle. Ne gibi? Koleksiyonu yapmak mesela. Var zaten saatlerim ama yani tabii ki Patek Akon değil. Hep sizce bu, bu Boston bunu mi? Ha, Miami'de yani. yaşıyor da. Bu bir, 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 hedef aslında Miami'dir yani. Miami'dedir değil mi? Yani Miami'de yaşadığı için Miami'dir ama. Ha bir de çok, zaten Argentina. Çok cool ya. Çok. Tarz. Harika. Harika. Ama ha, Suarez. Suarez. de orada. Evet. Alba yalnız Esnaf çocuğuna dönmüş Alba. Kuru yemişçi, baksana. O nasıl kilo almak oğlum? Alba top oynuyor mu hala? Miami'de oynuyor. Evet, bu... Evet baya. Şimdi. E... Balk yapmış orada kalmış ama devam <laughs> Al bak şimdi geniş açıdan öyle özellikle inanılmaz. Şeydir belki. Çok işin içinden girmiştir. <laughs> Tekila. E, bu Miami Boston maçını izliyorlar. Seriyi izliyorlar. Sonra maç çıkışı sizce ne yapmışlardır? <laughs> Jason Tatum'la Jimmy Butler'la falan bir şeyler içmeye gitmişler Doğru donu giydiklerine eminim ben bir kere pozisyondaki insanların. Bu pozisyondaki insanların yanlış donu yoktur bence. De yoktur abi. Tamam. Okay. Ha, anladım. Evet. Hı, Hı Felekten bir gece geçirmişlerdir. Geçirmişlerdir yani. değil mi? Ya bu biraz tabii stereotip be. Erkek erkeğe gülüp eğlenmiş de olabilirler yani. Tabii tabii öyle yapmışlar Hı -hı. zaten. Ben on aksisini düşünmüyorum. Hepsi evli çocuklu ama Jimmy Butler dışında. Ve hmm. Jason Tatum'un sevgisi var. Ee, ama yani Tatum'un gidip... karısı ve çocuğu yok muydu? Sweet bir, bir evet çocuğu var ama sevgilisi var. sevgilisinden mi çocuğu? Hayır. Doğru... Tamam. Ha, no. Onun öbürünü tabii Hı -hı. işte... Tuz sayı atınca insan başka ee, Bu arada abi. başarı insana ne kadar karizma katıyor ya. Başarı, başarı... Ya Lionel Messi karizmatik değil üzgünüm. Şu, şu görüntüde karizmatik, karizmatik değil. arkadaşlar. Bir erkeğin en güzel çeyizi balondoru mudur diyorsun yani? Evet diyorum. <gülüyor> diyorum. <gülüyor> anladım. anladım. Messi benim gözümde nerede biliyor musun? Son Dünya Kupası Hollanda maç sonu koridorda kavgaya girdi ya. <laughs> ne bakıyorsun geri zekalı. hakaretler etti değil mi? o o müthi, yani... Ultra eşlikleri ne şuradaki? Red Bull gibi bir şey mi? Yoksa bira mı? Gatoa yani de. o, o esnada mı başlamışlardır? Ha, bir bira içmişler midir maç esnasında? İçmişlerdir. İçmişlerdir. Bir yani şey profesyonel yani. sporcular ya ama. Ha bu şey e, bira. Bir ama. Kesin sponsorlu iş bu arada. NBA'nin official birası çünkü. Okey tam sponsorlu iş. Alright. Ama bunların sezonu bitti zaten şu an. Tamam yani şey okey içebilirler. Zaten sezon içinde de içiyorlar. Burada yani. MLS benim beklediğimden daha yavaş gelişiyor. Bir ara ivmesi çok yukarıya çıkmıştı. Güzel gen genç oyuncular alıyorlardı. Kolombiyalı, Arjantinli falan. Şimdi yeniden şey dönemine döndüler. Bu Beckham'ın gittiği hani hmm. isim alalım. Hmm. Bir Bitik alalım. Kendi Mes oyuncularından Mes uzaklaştılar. Mesih hmm. benim. Hala Fenerbahçe değil bence. Aşağı Goatum'dur da. Hala fena birlik değil bence ama. Efendim? Hala fena birlik değil. Iyi Abi yani. yayıncılığı, sosyal medya, her şey mükemmel. Messi Fener'e gelse ne olur? Veya Galatasaray'a veya Beşiktaş'a veya Trabzon'a. artık olmaz. Ne olur? Yani Türkiye yıkılır. İnanılmaz. Nerede taşar. oturur? Nerede yaşar? İstanbul'a gelse. Her. Acarkent. Evet değil mi? Acarkent. Veya yalı, yalı, yalı kiralayabilir. Evet öyle bir şey. Sibel yaşar ya. Sibelcan'ın sürekli gemi çarpan yalısına <laughs> Beyahrap, geçen sahil yolundan gidiyoruz bir gemi nasıl basmış geliyor biliyor musun son sürat eyvah dedim bu ya Sibelcan'ın yalıda ya Hacı Sabancı'nın sakin ol champ dediği yalıya dalacak ama herhalde Kılavuz kaptanı vardı çok özgüvenli gidiyordu hmm. herkesin de yolu açık olsun yolu açık gerek olsun. denizde gerek karada yani görmek isteriz ülkemizde de mesleği bir ay bir ay gelse şöyle anca ona para çıkışır zaten evet. gibi gözüküyor Türk futbolu ülkece <laughs> imece usulü bir ay getirebiliriz ya şimdi. canım Tamam. Diğer videomuz. Ay bu bugün ne güzel videolarımız var. Şimdi son videomuz. Ya da işte böyle tırnaklarını yiyen insanlar falan filan da sürüyorlar bazen. Ha yeme diye değil mi? Çocuk yeme. Ronaldo, Ronaldo'yu bulsana ufuk şey. Ronaldo'nun da ayak şeyi. Futbolcular ayak tırnakları düşüyor ya. Onun da hep siyah ojeli. Ha morluk belli olmasın gibisinden. Ronaldo mi? doğru mu söylüyorum acaba? Bu tarz şeylerin yorumlarına bayılıyorum ben. İstiyelim Asla fikrimce. İstiyelim, Ronaldo doğru ha, söylüyorum değil e, mi ben Canım biliyorum. Türk sanatçısı mı kalmadı? <laughs> tamam biliyorsun. <laughs> evet biliyorum. onun ayak Hırsiyan. tırnakları şey. Çünkü ben bir ara tırnağını düşürmüştü. Okan gel dedim siyah oyuncu sürüm daha neler falan. Bir şeyse. Yok lan dedim gel gel futbolcular sürüyor sürüyorum sürüyor, dedim sürdürmedi. <laughs> e, Gökhan'a da yakışmış. Bence de çok yakışmış. Ya Gökhan baba ama baksana abi zaten Herif tarzı ya. Öyle doğmuş yani. Tarzda doğmuş. Aynı şeyi düşünüyorum. Anladın mı? Çok beğeniyorum. Hem kendisini hem müziğini hem Ağla. karakterini. Abi VJ Bülent var yorumlarda. Aa. Kral TV. Değil mi? VJ Kral müzik ödülleri mi? hatta. Evet evet. <laughs> Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım. Demet Akan'ın çok iyi bir yayıncı olduğunu düşünüyorum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten Demet Akan'ın yayıncılığını o ekranda tutma enerjisini çok beğeniyorum. Hakikaten öyle. Mesela Ronaldo Do yanlış doğru söylüyorum değil mi? Ha falan. Hani doğal tepkiler, hep doğal akışında tepkiler. Burada bir oje mevzusu var. Cristiano Ronaldo oje sürmüş. Erkekler oje sürmeli mi? Yani bir zorunluluk olmamalı sürmek. Ali ben... Kanunç'a baktım uzmanı o. Zaman o. Ben kendime yakıştırmam mesela. Yani yakıştırmam evet, derken ben, kozmetik yakıştırmam. ve görsel anlamda tamam. ben taşıyamam. Ama mesela Kelly Ayakta düşüyormuş ya tırnaklar o yüzden. Hani futbolcuların tırnak düşüyormuş. Bir de o kısmı da ya, o anlamadım. O aynı bir şey evet. O medikal o. bir o? hadisi. Nedir Medikal bir, şey. bir hadisi. Peki o yüzden mi oje sürülüyor? Kötü görüntüyü yok etmek için. Öyle Tek yani. bir renge bağlıyordur. Hı, siyah. Yok kuşağı gibi olmasın diye morun farklı tonları. Hı. Herhalde öyle yapıyorlardı. Tamam. Y yakışan ve kendinin yakıştığını düşünene... Helal olsun istediği gibi. Tabii sporcuların ayakları da çok fazla deforme de oluyor. Aslında bence sürmelerine de gerek yok. Zaten o ayak insan ayağı olmaktan çıkıyor futbolcularında, basketbolcularında. Evet, Demet Hanım'dan da böyle bir şey ee, bu hangi... Evet, bize biraz kendinden bahset videolarımız bittiyse. O kısımları ben daha eğlenceli buluyorum. Hangi? Bunları yıllardır izliyoruz çünkü değil mi Ali Bey? Demeti izliyor musunuz yıllardır? İzlemez mi? Yani tabii ki karşımıza ha. çıkıyor. Ha. Neyimden bahsedeyim? Sor. Sen sor ben söyleyeyim. Ali Bey sorsun bugün bir soru. Bugün size bir şey söyleyeyim mi? Ali Bey takımı. Şu hayatımın geçen kime söyledim? Dün galiba Mire'ye söyledim. Hayatımın en Allah'a çok şükür aşk anlamında en sakin en güzel böyle ASMR sesi tadında bir dönemindeyim. Hani I'm so happy. Tık mı yok? Yok. Ben memnunum. Bak şu şöyle gidiyor bak. Ama güzel. Uyanıyorum. Sporumu yapıyorum. Kahvemi içiyorum. Ali'ye mesaj atıyorum. Sana riyası yolluyorum. Onu yapıyorum. İşe gidiyorum. Geliyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Yani sürekli gerçi son ilişkiden dolayı da işte buradayım, öyleyim, böyleyim. Yok. Enerji kapılarımı açtım. Peki bir ilişkide olduğun zaman sürekli buradayım, oradayım, öyleyim dememiz İşte sonuncusu ama. öyleydi. O yüzden biraz şey oldum. E, deformasyon. Deforme. Deniz Hanım'ı sıkmışlar. Hikayeyi bir de ...Kurt'tan dinlemek lazım esasen. Sen... ...bu konuda bir öz eleştiri yapmıştın diye Yapmıştım, hatırlıyorum. Yapmıştım Şimdi sanki Yapmıştım. biraz... Yapmıştım. Yapmıştım. Ben çok kıskanç... ...kıskanç değil... ...baskın bir karakter olduğum için o ilişkide... ...biraz ben de onu verdim. İlişki bar kavgasını sen çeviriyorsun evet. genellikle. Evet. Onu yapmamam lazım. Ne tarz bir kıskançlık yapabiliyorsun mesela? Mesela Anatomik mesaj atıyorum... Tabii. ...mesaj atıyorum... ...seninle ilişkin var diyelim... Ee, Sen ne yok. Yiğit'le bu örnekten. Yiğit'le ilişkin var. Ee, Yiğit'e diyorum ki neredesin? Bir saat cevap yok. Arıyorum. Telefonu görmüyor musun? Sen de bu şey tarz var. Yengeye selamlar falan diye telefonu açacak tarzda bir makara, makara tarafında var senin. Hmm. Evet tabii Pe ki. Bu sürenin gerçekten ne kadar oldu sence kritik mi? Merak etme işi olan bir süre var bence. Şimdi yani ama benim zaten. uzak ilişkiydi o yüzden problemde. Kaldı ki bir saat çok uzun yani. yani bir saat çok ha. uzun. Esasen 7-8 dakikada. Ya mesela her saniye telefonumuza bakıyoruz ama ben mesela <laughs> evet. bakmamayı aşırı tercih ettiğim günler oluyor. Sen ha. uzak ilişkiyi asla yapamazsın. Bak yapamazsın. Asla yapamazsın o zaman. Sen uzak, uzak ilişki sen neyin ne, uzak? neyle uzak? Sen yakını yaptın abi, da. Ne yakını yakın daha yapmadın <laughs> ben. Uzak geçtin ne ya. Neyse yakın yakına yakına açtım kolu. Sen dedin. bir çok yakın ilişkiden samimi söylüyorum. Gerçekten mi? Ya yani ne böyle... kadar yakın yani şimdi çok yakın olmasın tabii de. <laughs> Millet yanlış yani anlamasın. Şey yakınında yakınlığında diyorsun değil mi? Spider-Man donlarını keşfedecek kadar yakın bir ilişki öneriyorsun. Aa. Öyle dirsek teması aynı evde yaşamalı. Aa. Aynı a. evde yaşamak. Onu demeye Belki sana o çok iyi gelebilir. Evet iyi gelebilir aynı evde yaşama. Gel, oh, Okey tamam. Olmaz. Okay. Ustadan... <laughs> Hayır, o neye gelmez? Onun iyi karakteri gelmez. Yani. abi benim yerinde duramıyor yani. Aynı elde bir insanı gırtlaklar mı? Evet, var. Evet, gırtlaklar. çok bir, tatlı bir, romantik duruyor şu an. Dizimde bir ufak diz kapağımda ağrı var o yüzden böyle duruyorum. Yoksa yani Türk toplumunun önünde bacak bacak üstüme atmak. E, beni her program atıyor. Dikkat edersiniz ceketim Peki, üstünde. Peki bacak bacak üstüne Ama atmak aslında apış aramızı kapatan daha saygılı defansif bir hareket değil mi? Ben senden daha terbiyesiz oturuyorum şu an. Bir ölçüde açık Ama bacaklar. Ama apış yani. arası vardır abi. Vardır yani. Bazı organlar niye yoktur gibi davranılmaya gayret ediliyor. Apış arası Apış arası Mesela bir bölge evet Bölge. <gülüyor> <gülüyor> bölge. Ne Hangi canlılar yaşıyor bölgede? Endemik türler. <laughs> tamam ben bir şey soracağım. Deliren deliren çiftler. Ha. Mesela biz Ali ile yolda geçerken bir kalça muhabbeti açıldı. Ee, ...bir sporcunun Kızım, kalça problemi bakıp varmış. dışarı bakıp yapmadık o muhabbeti. Kendi evet, aramızda konuşuyorduk. Bir kal sporcunun kalça problemi varmış. Biz onu konuşurken. Ee, kalça. Konumuz kalça oldu. Ve sonra Kardashianlar. Böyle anlatıyor ama. Kardashianları düşündüğüm için. Ka Kardashianlar... Ve mesela şey dedik ya Ali dedik ya dedi ki ben Kim kardeşini o kadar deli bulmuyorum dedi. Çünkü Kanye West'e baktıktan sonra Kim Kardeş'in daha normal gelmeye başladı dedi. Şöyle dedim birlikte Geriye. yakın başladılar ilişkinin başında sonra Kanye West 10 boy fark attı delilikte. Hı -hı. Kim kardeşin başladığı yerde Bak, evet, kaldı hatta kaldı. yaşıyla birlikte. Belki de biraz o annelik durumuyla evet. birlikte Yavaşladı daha başladı yani. Daha dingin, evet. çok daha kimsenin böyle bir ödevi yok ama daha bir rol, rol model de değil ama ya ben niye böyle sorumluluk şaka... <laughs> sahibi insan ol. Kadir sahibi. Kadir Hoca gibi konuşmaya başladım... Öyle de demiyorsun ama anne ya diyorsun yani. yani... <gülüyor> 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 bir de küfür ekle. <laughs> Ay Ali. <laughs> Kim Kereşen daha bugün oturup sohbet edebileceğin tarzda birine dönüşmüş iken. Evet. O belki tercih etmez bunu ama Kanye West hani ...kaçacağın biri oldu ya Evet oldu. Mesela o ilişki ona daha kötü geldi. Ama yiğitle oturabilir Kanye West. Yiğit her fikre açık olduğu için ve korkmayacağı için Kanye West dese ki abi dese biz şu an acayip kapitalizm içerisinde kapitalist bir dünyada yaşadığımız için ben de bunları bunları yapıyorum haksız mıyım sence diye sana sorsa sen de bunu gayet ciddi bir şekilde dinleyip ona kendi fikirleri samimi bir şekilde söylersin herhalde yani yakışına Hayır, bağlı Fikirlinin değeri ne kadar değerli olduğuna bağlı ama bana gündelik ya abi Rolls Royce'um da bilmem ne oldu. Tavrını tatlı gezdik. Birader derim. Ben konay için yanına gidiyorum. Bir içeceğim. Onunla mı uğraşacağım? Can abi. <laughs> Kaya ve şu obaya doğru. Kaya ve İstan'a yani. Hani erkek erkeğe, beş erkek beş erkek. Sen bir derdi varsa yapalım. Beş erkek kaldığında hep şöyle bir muhabbet vardır. Şunu kaça yaparsın? İşte 250 bin <laughs> Oy, dolar. Oy evet. Var mı böyle i̇şte muhabbet? 100 bin dolar. muhabbeti yapıyordur bence. Piyasayı düşürme falan. Ne? Kanye West'te hem bu muhabbet yapacak adam var hem işin kötü adamda bu para var anladın mı? <laughs> ha şaka kaka olabilir. <laughs> Efet geldi efete. Kim, ne yapıyorduk abi? Kimden hani, geldi? İşte sakin <laughs> ol sakin <laughs> geldi ol mi hiçbir şey atmadı. <laughs> Hepsi birlikte yatıyor. Kanye West'ten çok kötü yerlere gidebilir iş ya. Ya mesela şey dese, abi dese işte ne bileyim maç anlatırken spiker işte öyle ya. <laughs> maç <ol>. anlat. <laughs> <laughs> Öyle bir iş meslek dalı var. Hep bir şeyle gençten de bir çocuk yani. Ha, yani. Anlatıyor çok güzel yani. O, falan olunan önemli bir iş. Ha, sen hani başa anlatıyorsun ya dese ki Sağol. abi dese maç esnasında şunu şunu der misin benim için dese şu kadar para Bu yapıldı vereceğim. Türkiye'de. Yemin Bir Türk sanat müziği sanatçısı da ben onun iddia aldığını izleyiz yeminim ya. Yemin ne oldu? ne, ne oldu? Anlatamam. Aa, bir kere de reji bir haber sunucusu hanımefendi yapmıştı rejiden biri kovulmuştu. Ben her bölüm yapıyorum. Easter egg koyuyorum. iyi para kazanılıyor. Kaça yani ...bazısı abi? şeyden kazanıyor... ...Twitter'da şey yapmaktan... ...işte dava etmekten... ...ben de böyle bir yol buldum... Ne? ...sivil hayattaki arkadaşlarımla birinin dedikodusunu yapıp... ...sürekli laflar çakıyorum o insanlar anlıyor... ...ve bunun üzerinden para kazanıyorum ah. ah. ...insan çok... ...haber Türk'teydi galiba ama orada bir para yok ortada... ...yaparsın yapamazsın... ...söyleyebilirsin söyleyemezsin falan... ...jetski yoksa atski var... ...demişti hanımefendi... <laughs> Jet ski yoksa at ski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor. Jet. <laughs> ya at, e, deniz kenarında at kullandırtılan bir ski. aktivite ski. yapılıyor Antalya'da bunu nasıl sunabilirsin kesin diyemezsin bunu derim falan abla e, böyle bir şey söyle rejiden biri kovulmuştu ya yani bu iddiaya giren iddialaşan hmm. ablayı bunu söylettiren şeyiz. O çok planlı kurgulu bir espri olduğu için dil sürçmesine evet. saklayamazsın bunu. Tabii hatta şans Bu çok... hastanede gibi bir şey Evet o dil sürçmesine... Yani o öyle nasıl dil sürçmesi? Allah rahmet eylesin. Orada Atman Şen evet. inanılmaz severim. Karal ben de değilim. severim. Hı -hı. evet programımızın sonuna geldik. Ama Bayağı. bana kalsa Deniz Aksoy'la sonsuza kadar otururum bir masada. Ya, Seninle çok son susuzam, sonsuzam, sonsuzam, Ama sonsuzam. ben de sizinle otururum. Zaten oturuyoruz. Bir şey rica edelim mi? Tabii ki. Yorum sayımız mükemmel. Harika sohbetler, evet. eşleşmeler hepsini görüyoruz. Bir de bir like arttırımı olursa çünkü like sayısı arttıkça galiba önerilme miktarı, başkasının önüne düşme ihtimali çok artıyor. ve ee, like sayımızı 1000'e, 1500'e falan çekebilirsek çok memnun oluruz, mutlu oluruz. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz Yürşürüz. diyoruz. Hadi. Sakın, sakın, <laughs> sakın ha, yaklaşmayın yanına. Sakın, sakın.